اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتبكلون صدق الله العظيم <applause> عن الحادث الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه الى اخر الحديث الشريف صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem ta'am nevm kelamı eyle kıllet ki çok yemekle kalp ölür bu zillet dahi çok durma aç olur bu illet aziz her şeyde eyle istikamet edeb üzze olup hakka gidelim cemali ve kemale seyredelim. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, bu e, okuduğum beyte, bu mısralarda Büyük Şeyh Efendi Es-Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Kaddesallahu Sirrehu Bundan önceki beyitlerde olduğu üzere bizlere nasihatlerde bulunuyor. Saliki hak olanlara, hak yolcularına, Allah yolcularına çok lazım olan bu yolculuğu kolaylaştıran insanı hak yolcusunu hedefine ulaştıran e, usul ve adabı bizlere beyan buyuruyoruz. Ve bu meyanda buyuruyor ki, ta'am yemek yemek demektir. Nevm uyku demektir. Kelam konuşmak demektir. Ta'am nevmu kelamı yani yemeği ve de içmeyi Uyumayı ve de konuşmayı eyle, kıllet. Az eyle, az yap. Tabi buradaki konuşma, yani meşru olan konuşmadır. gayr meşru, şer'i şerife uymayan konuşmalar. Onların azı da e, e, haramdır, azı da yoktur. efendim yani müslümanın yapacağı konuşmalarda yanlış olanlar gıybet gibi, dedikodu gibi ve yalan gibi ve diğer adaba, ahlaka uymayan konuşmalar Müstehcen konuşmalar, bunlar bunların azı da yoktur. Normal yani meşru konuşmalarda e, az e, olsun buyuruyoruz ki çok yemekle kalp ölür. Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmakla kalp ölür. Bir insanın kalbi öldüğü zaman artık her şey ölmüş demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ele inne fil cesedi mulaten iza salaha salaha el cesedu kullu ve iza fesada fesada el cesedu kullu ve hiye kalp. Ağa olun ki cesette bir et parçası vardır, yumruk kadar. O sağlıklı olduğu zaman bütün beden, bedendeki bütün uzuvlar, azalar hepsi sağlıklı olur. O bozulduğu zaman diğerleri de ona bağlı olarak bozulmuş olur. Agah olun o kalptir. Yani bedenin kalbi nasıl ki bedendeki bütün azalar ona bağlı? Kalbi ölen bir adamın gözü de görmez, kulağı duymaz, dili dönmez, eli iş görmez, ayağı yürümez çünkü merkez e, ölmüştür. Muhit de ona bağlı olarak ölüyor. İşte insan ruh ve bedenden oluşuyor. Bedende kalp nasıl diğer azaların merkezi ise ruhun da kalbi vardır ve ruhun gözü kulağı var, dili var vesaire. Bunları daha önceki sohbetlerde de ifade etmeye çalıştık. İşte Ruhun kalbi kalbi selim olduğu zaman, ruhun kalbi kalbi münib olduğu zaman, Allah'tan korkan bir kalp olduğu zaman, ona bağlı olan ruhun bütün azaları hepsi sağlıklı olur. Ama ruhun kalbi ölünce ruh da ölüyor. Dolayısıyla ruhun gözü, kulağı, dili, eli, ayağı hepsi ölmüş olur. Şimdi buyuruyor ki çok yemekle kalp ölür. Zaten yani aşırı yemek bedenin kalbini de öldürüyor, ölümüne sebep olabiliyor veya onu ya ölü durumuna getirebiliyor, hasta ediyoruz. Artık kalp çalışmıyor, kalp. E, yarıya çalışıyoruz, az çalışıyoruz. Dolayısıyla kalbi hasta olan bir insanın yani bedenindeki kalbi hasta olan insanın e, kolu da hasta oluyor, onun eli de hasta oluyor, beli de hasta oluyor, ayağı da hastadır efendim. Aynı şekilde çok yemek, çok uyumak ve de ve de e, çok konuşmak ruhun kalbini de öldürür. Ruhun kalbi öldüğü zaman da ruh ölmüş olur. Bu zillet, yani bu e, zelil ve hakir olmak demektir. Yani ruhu ölmüş bir insan, bu insanın kalıbı, bu insanın bedeni, e, ee, dili olsa ne olur ki? Bir şeye yaramaz. Allah Teala e, bir ayetinde buyuruyor. Sel la ve ida ra'aytuhum ke edsamuhum." Onları gördüğün zaman onların cisimleri, cüsseleri yani fiziki yapıları, gövdeleri senin e, tuhafına gider. Yani dikkatini çeker. E, senin e, hayrete düşürür. Ve in yekulu tesma' kavlihim konuşsalar sözlerini dinlersin. Yani sözünü dinletir. Ağzı laf yapar. Edebiyat yapar. Ama ke ennehum onlar sanki ahşaptır diyor Cenab-ı Hak. Kuşup, ahşap, yani bir kütük diyelim. Hem de müsennedetün, kendi kökleri üzerinde durabilen bir ağaç değil. Çünkü o ağaç yani canlıdır. Bunlar bir duvara yaslanmış, o şekilde dik, ayakta gibi, e, gözüken varlıklardır. Şimdi bu ayet kelimeden yani biz e, ilham alarak söylüyoruz. Ruhu ölmüş bir insan kalıbı ayakta olsa da, diri olsa da, hayatta olsa da bir şey ifade etmiyorsun. Evet. Onun için e, ruhu öldürecek, ruhun kalbini öldürecek şeylerden sakınmak lazım. Bir e, hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yani zikrullahın dışında çok konuşmayın. Yani e, bir zikrullah hususunda e, Mevla allah Teala çok zikredin buyuruyor, bu zikir asıl itibariyle, esas itibariyle kalple oluyor. Ama e, tabi dilimizle de bu zikirleri yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Allah diyoruz. Belki onu kalple diyorsak da La ilahe illallah lisanımızda söylüyoruz. Sübhanallah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Estağfurullah diyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed diyoruz. Bunlar hep dille yapılıyor. Şimdi yani zikrullah mahiyetinde dilin zikrullah için çalışması bu tamam. Bu zaten bizden emredi, bize emredilen ve bizden istenen bir şeydir. Bunun dışında insan yani male yani boş, böyle boşuna, manasız, faydasız konuşmamalı. Bir hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Alametu <laughs> iradillahi <laughs> teala anil abdi iştigaluhu bima la yani. Yani allah Teala'nın kulundan yüz çevirdiğinin alameti, göstergesi onun faydasız şeylerle, faydasız, şeylerle ki bu bunun başında boş konuşma geliyor. Devamı da vardır. Bunlarla meşgul olmazdır. Bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Ya Bir kişinin faydasız işleri ve konuşmaları, sözleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Yani güzel Müslümanlığını gösterir. Müslümanlığının, İslamiyetinin, dindarlığının onun iyi olduğunu gösterir. Bir ayet kelimesinde buyuruyor Allahu Teala, Estağfirullah. Ve ida semiu lawa a'ralu anhu. Onlar boş şeyi duydukları zaman faydasız şeyi duydukları zaman ondan yüz çevirirler love <laughs> yani bir faydası yok manası yok Hani laf olsun diye şakalaşmak olsun komedi olsun gırgır olsun diye Bunlar yanlıştır Allahü Teala sa Üleyküm <laughs> müvali ellediğine yenisün Elfirdeölün Fiha haldun buyuruyoruz. Yani cennet, Firdevs cennetinin varisleri. Onlar Firdevs'e o varistirler ki orada ebedi kalacaklar. İşte o Firdevs'in varislerinin özelliklerini zikrederken üçüncü olarak وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar ki lağvden yüz çevirirler. Lağv yani faydasız bilhassa sözler, konuşmalar, boş boş konuşmalar, gülüşmeler. Efendime söyleyeyim, bırak günah olanı. Mesela, af buyurun, yalan gibi, gıybet gibi, dedikodu gibi, iftira gibi, haram olanları bırak. Haram değil, ama e, faydalı da değil. Ortada. Boş böyle, yani laf olsun diye konuşmalar, yapılan konuşmalar. Firdevs'in varisleri bu şeylerden yüz çevirirler buyuruyor Allahu Teala. Rabbim bizleri de okullarından eylesin. Bu bakımdan yemek hususun. ha az önceki hadiste yani zikrullahsız çok konuşmayın buyuruyor ve e, buyuruyor ki eee Allahu Teala e, zikrullahsız o, yapılan konuşmalar yani bir konuşma ki o zikir sayılmıyor, zikrullah sayılmıyor. Orada kâle Allah yok, Kale Resulullah yok. O konuşma kalbi katılaştırır, kalbe kasvet getirir. Nasıl ki damar sertliği diye bir hastalık varsa kalp sertliği olur. Ve buyuruyor ki Efendimiz, insanlar içinde Allahu Teala'dan en uzak kişi... Kalbi kasvetli olan kişidir. Kalbi katı olan kişidir. Bunun için e, yemekte, uykuda, konuşmakta, yani beşeri ihtiyaçlarda insan ölçülü olması gerekir. Dahi çok durma aç olur bu illet. Tabii çok da aç durma. Bizim yolumuzda böyle kendini bitap edecek, artık takatsiz duruma düşülecek derecede aç durmak da yoktur. Ya çok büyük bir ölçüyü beyan ediyor büyük şey efendi. Aziz her şeyde eyle istikamet. Aziz evladım her şeyde istikamet eyle. Yani orta olan yolu tut, müstakim ol. Ölçülü ol ve dengeli ol ve de tutarlı ol. Yani senden ne kadar isteniyorsa o o kadarını yap. İstikamet. Yani en büyük iş budur ey Müslümanlar. Bizim en büyük ihtiyacımız, eksiğimiz de budur. İstikamet. Ne demektir istikamet? Yani istikamet e, her şeyde orta olanı bulmaktır. Bakınız Allahu Teala bizim hakkımızda buyuruyor Resulullah. O kedelke cealnakum ümmeten vesata. Biz sizi böylece orta bir ümmet kıldık. Orta ne demek? Diyelim ki yüzün ortası 50 oluyor. 50 orta. Yani ne bire yakın ne de yüze yakın ikisinin ortası. İşte sizi biz orta bir ümmet kıldık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayrul umuri evsatuha. İşlerin, her şeyin en hayırlısı orta olandır. Ne olması gereken noktadan geri, eksik, yetersiz, ne de olması gereken noktadan ileri, aşırı değil. Tam kendisinden istenen noktada olmak. İşte Kur'an-ı Kerim'de sure Hud'un Hud sonunda buyuruyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Festaqim kemma umirte. Habibim, sana emrolunduğu şekilde istikametli ol. Nerede? her şeyde. Yani burada şu hususta istikametli ol diye bir tahsis, bir takit yok mutlak olarak her şeyde müstakim ol. Ee, yine ve men seninle beraber tövbe edip yani tövbe edip seninle beraber olan işte sahabeden başlayıp bugün de devam etmekte olan ümmet zincirinin bütün halkaları siz de istikametli olun ve la yani haddi aşmayın. Haddi aşmak ne demek? Tam ortadan geride kalmak veya da ileri gitmek. Bunlara birine ifrat, birisine tefrit. İleri geçmek, yani yüzün ellisinden, tam ortasından diyelim, ileriye geçmeye ifrat deniliyor. Geri kalmaya tefrit deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in son taraflarında Şura Suresinin ikinci sayfasının son ayetinde de Cenab-ı Hak buyuruyor. Efendim, eee <laughs> وَاِسْتَقِمْ kema ümit Ey kulum, emrolunduğun gibi müstakim ol. Zaten Kur'an-ı Kerim'in en başında birinci surede Fatiha suresinde allah Teala bizlerden kendisinden istikameti istememizi istiyor ve buyuruyor. اِحْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bunu bize Cenab-ı Hak dedirtiyor. Ya Rab bizi sıratı müstakime ulaştırız. Yani bir yol ki, öyle bir yol, öyle bir yaşayış, öyle bir anlayış sahibi olalım ki o istikametli olsun. Dost doğru olsun. En doğru olsun. E ne eksik ne fazla olmasın. Mümkün mertebe. Bu meyanda şu ayet-i kerimeyi de e, hatırlatalım. allah Teala Rahman'ın kulları diye e, buyurduğu ve özelliklerini zikrettiği ve sonunda da ülaike yüzevnel gurfete bunlar cennet köşkleriyle mükafatlandırılacak diye kendilerinin müjdelediği kulların özelliklerinden bir tanesi Es'ad bi levellezine lem yusifu ve lem yaqturu Rahman'ın kulları Rahman'ın rahmetine mazhar olacak olan kullar o mübarek ve muhterem kullar o kimselerdir ki onlar harcadıkları zaman neyi ne harcıyorlarsa ne harcıyorlarsa nefes harcamak ömür harcamak efendim para harcamak ve daha hususi manada e, suyu efendim erzağı elektriği gazı şunu bunu Harcama yaptıkları zaman haddi aşmazlar. Yani harcanması gereken e, bir miktar var, bir meblağ vardır. O tam ortadır. Onun ilerisinde olmazlar. Müsrif, savurgan olmazlar. Velem yekturu. Harcanması gerekeni kısıp, böyle af buyurun pintilik, cimrilik de yapmazlar. Ya ve beyne zâlike kavama, Onların tüketimi, harcaması, yemek harcaması, efendime söyleyeyim, nefes tüketmeleri, her şeyleri yani kavama yani kıvamlı olur. Yani dengeli olur. İşte bize büyük şey bunu beyan ediyor. Aziz her şeyde eyle istikamet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Şeyyebetni Hudun ve ahavatuha. Hud ve Hud'un kardeşleri olan diğer sureler, Hud suresi ve onun benzeri sureler beni yaşlandırdı buyuruyor. çünkü Hud suresinde ve de işte Şura suresinde Allah Teala ve diğer başka ayet kelimelerinde istikameti emrediyor. İstikamet, tam hedefi tutturmak demektir. Evet, çok hassas bir iştir. Çok mühim bir iştir. Resulullah Efendimiz işte ehemmiyetine, önemine binaen e, Hud ve onun kardeşleri benzeri olan sureler, o surelerde emredilen istikamet emri beni kocalttı buyuruyor. Ve son olarak edeb üzze ol, hakka gidelim. Edep yani bunu zaman zaman e, ifade etmek ihtiyacı hissediyoruz. Yani terbiyeli ol demek değil burada. Edep demek burada bilhassa Risale-i Kutsiye'de, efendim, ve de Risale-i edep yani uslup, e, istenen usul ve esaslar ve efendim davranışlar üzere olmak demektir. Yani işi yoluna, yordamına bizden istenilen e, şekil üzere yapmak demektir. allah Teala bu manada hepimizi müeddep yani edepli, yani yol ve yordamına uygun yaşayan, yaptığını buna göre yapan istikametli e, kullarından eylesin. Cemali ve kemali seyredelim. Şimdi e, daha önceki dünkü dünkü sohbette efendim berat'la ilgili konuştuk. dolayısıyla bir ara vermiş olduk. Ondan önce ve ondan da önceki sohbette ele aldığımız bir hadis-i şerifi, uzunca hadis-i şerifi bugün tamamlamaya çalışacağız. Burada hadis-i şerifte Allah Resulullah efendimiz buyuruyor ki Allah Teala Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'a emir buyurdu. Beş şeyi yapmayı ve insanlara onları öğretip insanların da yapmasını ki bunların birincisi Allahu Teala'ya şirk koşmadan e, ibadet etmektir. İkincisi namazdır. Üçüncüsü efendim oruçtur. Dördüncüsü efendim sadakadır yani zekattır. Beşincisi de beşincisi de zikrullah'tır. Biz bunları anlatmış olduk. Efendimiz devamla buyuruyor ki ve ene amurukum bi hamsin. Şimdi Yahya Aleyhisselam ümmetine beş şeyi emretti. Ben de ümmetime sizlere beş şeyi emretmekteyim. Allahu emarani bihin. Allah Teala o beş şeyi bana emretti. E, onları yaşamamı ve size de onları tebliğ edip talim edip sizin de yaşamanızı emretti. Bunlar sema yani dinlemek, taa ah, yani duyduğuna uymak yani hak söze. Ondan sonra cihat. Ondan sonra hicret. Beşincisi de cemaat. Biz bu sem ve ta'a üzerinde durduk. Cihad üzerinde de kısmen durduk. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ve e, önümüze yani üç madde olmuş oluyoruz. Cihad, hicret ve cemaat. Şimdi az kardeşlerim cihad İslam düşmanlarının göstermeye çalıştığı gibi böyle bir e, terör faaliyeti değildir. Allah Teala'nın kullarına bir emridir. Bu meyan'da bundan önceki sohbette ayet-kerimeler okuduk. Allah Teala e, bizleri cihada davet ediyoruz. Es'ad billah ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin buyuruyor. Bir başka ayetinde buyuruyor Allahu Teala Estağfirullah. Ya eyellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin elim. Ey iman edenler sizi azab-ı elimden kurtaracak yolu size göstereyim mi? Allahu Teala soruyor böyle. Hel edullukum ala ticaretin bir ticaret, bir kar, bir kazanç yolunu size göstereyim mi ki? Tunciikum min azabin elim. Sizi azabi elimden kurtarsın. Göster ya Rabbi. Mevla buyuruyor. Tu'minune billahi ve rasulihi Allahu Teala'ya ve Resulüne iman edeceksiniz. Ve tücahidûne fi sebîlillâh Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bi emmualikum mallarınızla e, mallarınızdan sonra gerekiyorsa ve enfusüküm canlarınızla da. Malınızla canınız, yani her şeyinizle cihad edeceksiniz. Zelikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için en hayırlı olandır buyuruluyor. Eğer böyle yaparsanız size iki tane mükafat var öncelik uhrevi mükafat yafillekum zunubekum Allah Teala günahlarınızı bağışlayacak ve yudhilkum cennetin sizi cennetlere koyacak ki tecri akıyor min tahtiha altlarından el nehirler ve mesakin tayyibeten ve hoş meskenlere villa köşklere saraylara sizi yerleştirecek fi cennati adn Adın cennetlerinde Zalika el azim işte varılacak en büyük şey budur. peki yani bu neyin karşılığıdır? İman ve cihadın. Bakın bizi azab elimden kurtaracak. Dünyada yaşadığımız şu azaptan, şu azap ortamından ve de ahirette de işte cehennem azabından kurtaracak iki şey. Birisi Allah'a ve Resulullah'a iman Diğeri ise mal ve canla cihat, iman ve cihat. Bu iki şeyi yaptığınız zaman size iki tane mükafat var. Biri uhrevi ve esas mükafat ki o Allah Teala'nın cennetidir ve Allah Teala'nın cemalidir, rahmetidir, rızasıdır. Ve uhra bir nimet daha var ki bu iman ve cihadın e, neticesinde tuhibbu neha onu seviyorsunuz, özlüyorsunuz, bekliyorsunuz ve istiyorsunuz. O da nedir? Nasun min Allah. Allah'tan nusret, Allah'tan yardım ve fethun feti, futuhat, feth açma, açılma demektir. Yani bu önünüzde tıkanmalar, bu çıkmazlar, bu çözümsüzlükler, bu çaresizlikler ister ferdi, ister ailevi, ister içtimai efendime söyleyeyim. Bütün bu ee, bunalımlar, çözümsüzlükler, çaresizlikler, kara bulutlar hepsi dağılacak bir futuhat. Yani önünüze kapılar açılacak. Ne kapılar açılacak? Maddi manevi kapılar açılacak. Maddi olarak yani e, maddi manada refaha, e, bolluğa kavuşacaksınız. Manevi olarak huzura, berekete kavuşacaksınız efendim. Nasun Allah, Allah'tan size yardım gelecek ki Cenab-ı Hak buyuruyor in yansurkumullahu fela galibe lekum Allah size yardım ederse sizi mağlup edecek yoktur. Ve fethun karib ve fetih karib yani çok yakın sürede bir fetih olacak. Ve beşşiril müminin Habibim müminleri müjdele. İşte aziz kardeşlerim bu müjdeye nail olmak için, bu mükafat için bizden istenen iki şey vardır. Birincisi iman, imanlıyız da imanları yenilemek. İmanları yenilemek, imanlar yıpranmış, imanlar eskimiş, imanlar zayıflamış, imanları takviye etmek. İkincisi de iman uğrunda, dava uğrunda bütün güçle çalışmak. Cihad cehd etmek demektir. Cehd Evet. Bu usta o kadar ayet kelimeler var ki. Şu hadis-i şerifi bundan önceki sohbette hatırlatmıştık. El cihadu mâdın ilâhi yevmin Uzun bir hadisin bir cümlesi. Cihad kıyamete kadar sürüp giden bir ibadettir. Muvakkat bir ibadet değildir yani. Böyle sürüp giden bir ibadettir. Devamlı mümin, e, İslam ümmeti cihad halinde olmalıdır. Yani Başka diğer ayet kelimeler de vardır bu hususta. Ee, şimdi e, sohbetin burasında birkaç tane de hadis-i şerif e, bu hususla ilgili, cihatla ilgili hadis-i şerif aktarmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız e, gelmiş geçmiş günahları affedilmiş olduğu halde buyuruyor ki, Ebu Hurey radıyallahu anh rivayetiyle geliyor. İmam Bukhari de bunu rivayet ediyor. Bukhari'sinde. <laughs> Velledi nefsî biyedihî Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki levedittu şüphesiz istedim enni uktelu fi sebilillah Allah yolunda öldürüleyim fe <laughs> sonra diriltileyim peşinden Sümme uktelu, sonra öldürüleyim. Feuhya, diriltileyim. Sümme uktelu, öldürüleyim. Feuhya, diriltileyim. Sümme uktelu, öldürüleyim. Yani dört kez. Halbuki, yani ne için bunu istiyor? Niye şehit olmak istiyoruz? E şehit olup cennete gidecek. E Resulullah Efendimiz zaten cennetin ehli, cennetin sahibi. Cennet bile Resulullah Efendimiz'in nurundan yaratılmış. Ve e, Resulullah Efendimiz'in makamı, yani nübüvvet şehadetten çok daha büyük. Herkes mesela kendisinden başka, kendisinden sonra insanlar şehit olabilir ama kimse nebi olamaz. Hele hele Resulullah Efendimiz gibi bir nebi, bir peygamber, bir resul geçmemiştir. Ama burada, e, burası çok önemlidir yani aziz kardeşlerim. Yine Ebu Hurey radıyallahu anh efendimizden kıyle ya Resulallah denildi ki ya Resulallah ma ya'dilul cihade fi sebilillah azze ve cel Allah yolunda aziz ve celil olan Allahu Teala'nın yolunda dini uğrunda cihad etmeye muadil yani onun dengi cihadın yerini tutacak başka bir şey nedir Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki la testatiyunah. Cihadın yerini tutabilecek bir şeyi yapma gücünüz yetmez. Yapamazsınız. Yok yani. Fe alayhi ev selasen, İki veya üç kere Resulullah'a tekrar sordu. Da, ya Resulullah yani cihad yapamıyorsak cihadın yerini tutacak, cihad yapmış e, e, gibi bizi e, kılacak. Başka ne olabilir? Böyle Resulullah'a tekrar tekrar sordular. Kullu dalik yakulu la testati'una. Resulullah Efendimiz her söylendiğinde buyurdu ki cihadın yerini tutacak bir ibadete gücünüz yetmez. Bu neyi gösteriyor? Demek ki cihad eşsiz bir ibadettir yani. Evet. Ve kâle sonra üçüncüde Resulullah Efendimiz buyurdu ki meselul mücahidi fi sebilillah Allah yolunda cihad eden insanın misali, vasfı, durumu kemeteli saimi el kaimi el kaniti bi -ayatillah. Yani bakın bakalım yapabilir misiniz? Allah yolunda cihad eden mücahit din misali o neye benzer? Yani evet e, oruç tutuyoruz kaim saim oruç tutan kaim aslında ayakta duran demektir ama burada efendim namaz anlayabiliriz efendim el kaniti bir ayatilla ve Allah Teala'nın ayetlerini okuyan efendim ne var bunda işte bir gün oruç tutarız biraz kılarız biraz ayet okuruz öyle değil Allah yolunda cihad eden insan insana benzemesi için birisinin e, oruçlu olması lazım. Efendim namaz kılmasın, Kur'an-ı Kerim okuması lazım ama ne kadar ne kadar yok. La <mülüyor> <mülüyor> yefturu min salatin ve la siyamin. Hatta al mucahidu fi sebilillah. mücahit cihada giden bir kimse cihattan dönene kadar oruçlu hiç orucunu bırakmayacak. Namaza duran hiç namazdan ayrılmayacak. Ve de Kur'an-ı Kerim okuyan hiç Kur'an-ı Kerim'i bırakmayacak. Bir mücahit cihada gidip gelmesi ne kadar sürüyor? Sürer. Belki beş ay sürer. Belki bir sene sürer. Belki daha fazla Yavuz Sultan Selim Mısır seferini iki bu senede tamamlamıştır. Bir rivayette iki sene, dört ay. Bir rivayette iki iki sene altı ay yani iki buçuk sene üzerine İstanbul'a dönmüştür. Peki şimdi e, mücahit gibi olabilmek için cihada gitmeyeceksin ama mücahit gibi olacaksın mücahidin kazanının kazanacaksın. O halde mücahit sefere gitti beş ay bir sene sefer yolculuk yani o cihat yolculuğu bir sene sürdü. Sen bir sene hiç orucu açmadan hiç namazı bırakmadan, hiç Kur'an-ı bırakmadan oruç tutacaksın. Namaz kılacaksın, Kur'an okuyacaksın. Gücün o halde demek ki Allah yolunda cihada hiçbir şey denk olmaz. Allah yolunda cihadın yerini yalnızca o cihadın kendisi e, doldurur. Ve suyle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Eyyün nâsi eflalu Resulullah Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah insanların en üstünü, en faziletlisi hangisidir? Kale, fekale Resulullah Efendimiz buyurdu. Müminün yücahidu fi sebilillah. Bir mümin ki Allah yolunda cihad eder. Bi nefsihi nefsiyle yani bedeniyle, şahsıyla efendim ve malihi ve malıyla Allah yolunda cihad eder. Bu. En üstünü bu. Kalu dediler. Sünmemen. ya Resulallah ondan sonra kimdir? Yani mücahidin peşinde ama ondan ne kadar sonra Allah bilir. Kim? Müminun bir mümin ki fi şi'bin mine şi'ab yani ee, bir e, şeye e, iki dağın arasında bir girinti. Bir girinti, bir vadi diyelim. Oraya girmiş. Ama niçin? Ne demektir bu? Yani şehirden, toplumdan, insanlardan çekilmiş. Yettekillah. Allah'tan korkuyor. Yani piyasada, çarşıda, toplum içinde e, günah var. E, o günahlara düşmek var. Günahlardan Günahlara düşme tehlikesi var. Allah'tan korkuyoruz. Efendim, günahlara düşmemek için bir kenara çekiliyoruz. Buna uzlet deniliyor ey Müslümanlar. <laughs> uzlet, yani, e, şimdi şu an biz cihadı işliyoruz. bu Ondan sonra hicret e, gelecek ki, bu e, hicret, bu uzleti de içine alırsın. Yani uzlet, ne demek uzlet? Bir köşeye çekilmek. Ama niçin? E, ortalığı düzeltemiyorsun. Yönlendiremiyorsun. Kendine de güvenemiyorsun. Yani bu ortamda zaten kim kendine güvenebilir ki? E, ortamda günahkar olmamak zor. Belki imkansız. Günahkar olmaktan korkuyorsun. Bu durumda sırf bunun için yani işlenen günahlara engel olamıyorum. Kendimi de tutamıyorum. Bari günahlardan kaçınayım diye bir köşeye çekilmek. Bu iki dağ arası vadi olabildiği gibi yani işte evleriniz veya bir bir uzlethane, bir inzivahane de olabilir bu. Yettekilah Allah'tan korkuyor ve yed'un nase min şerrihi. Dikkat buyurun. İnsanları da kendi şerrinden e, dolayı terk ediyor. Yani şöyle, insanlardan uzak durayım, insanların şerri bana bulaşmasın demiyor. O zaman kendisini bir şey sayması manasına gelir. E biz bunu bundan önceki bir sohbette anlatmaya çalıştık. İnsan kendine varlık vermemesi lazım. Tam tersine insanlardan uzak durayım. Benden insanlara bir şey bulaşmasın. Bugün bu hadis-i şerifi bugünle ilgili olarak biraz açmaya çalışırsak şunu da diyebiliriz. Mesela işte bir insan insanlara benden bir hastalık bulaşır. Yani bedeni fiziki, maddi hastalık işte bu işte şu anki virüs mesela bulaşır diye veya da insanlara benden manevi bir e, hastalık bulaşır, insanlar benden zarar görür, insanlara zarar veririm diye yani benim şerrim insanlara e, bulaşır diye Bakın ne derin bir anlayış. En üstün mümin olmak kolay değil. Kendini şerli bir insan olarak görüyoruz. Ve benim şerrim başka insanlara bulaşmasın diye bir kenara çekiliyoruz. Yani Allah'ın dostlarından bir tanesi, affedersiniz bir köpeğin yanından geçerken, böyle yol darmış demek ki, elbisesini böyle tutmuş yani. Köpek de dile gelmiş. Artık lisanı haliyle mi nasılsa. Niye topladın demiş e, şeyini, cübbeni. Dedi sen yani sana değer bulaşırsın. E dedi yani bulaşsa ne olur şurada bir gügüm suyla yıkarsın temizlenir dedi benden sana bulaşacak olan bir miktar suyla temizlenir dedi. Ama dedi senin kalbinde öyle bir enaniyet var ki yedi derya ile temizlenmez. Yedi derya deniz. Bu sefer bu Allah dostu irkildi. Dedi yahu dedi sen dedi beni dostluğuna kabul eder misin? Yani böyle dost olalım mı? Hani sevimli dostlar diyorlar ya şimdi. Köpek demiş ki, af buyurun. Ben demiş, evdeki bir küp bulgura tevekkül edenle dost olmam demiş. Bu zat, meze evde ne olur ne olmaz, yani bir küp bulgur e, bulunsun köşede diye efendim onu bulundururmuş. E, Açlık kıtlık olur şu bu diye. Köpek diyor ki, ben diyor evdeki bir küp bulgura ee, tevekkül eden, edenle dost olmam diyor. Bu sefer o Allah'ın dostu şöyle bir münacatta bulunuyor. Diyor ki Ya Rab diyor, bu kulun diyor senin dost, dostun olduğunu iddia ediyor veya bu kuluna senin dostun diyorlar. Abi gibi köpek bile beni dostuna kabul etmedi diye. Böyle bir şey okumuştum kitaplarda. Evet. Şimdi demek ki en üstün mümin Allah yolunda cihad edendir nefsiyle ve malıyla. Ondan sonra sünmemen sonra yani ondan çok sonra onun hemen peşinde demek değil. O Müslümandan sonra mücahit Müslümandan sonra kim üstündür? Muhacir Müslüman. Bu hicreti dediğim gibi biraz bunun da üzerine duracağız ama belki bugünkü dersimize bu sıkmayabiliriz. Evet. Ne yapıyoruz? Bir e, şeye, bir kenara çekiliyoruz. Bir kenara çekiliyoruz. Bakınız, mesela Ashab-ı Kehif Ashab-ı mağaraya çekilmişti. İd evel fitiyetu ilel kehfi. Gençler mağaraya sığındılar. Şu anda yaşlılara e, evde durun deniliyoruz efendim. Ee, ama asabı Kehf Allah'ın davası için mağaraya sığınanlar onların Cenabı yiğitler, delikanlılar, gençler olduğunu beyan ediyor. Şimdi insanlar emekli oluyor, artık işini bitiriyor. Ununu eleyip eleğini asıyor. Ondan sonra ee, artık camilere, camilerin yoluna düşüyorlar, cami kapılarına geliyorlar. O gelsinler zaten herkesin Allah'ın evi, Allah'ın kulun açıktır Ama e, unutmamak lazım ki bu e, sadece emeklilerin, yaşlıların yapacağı bir şey değildir. Yani e, şu günah bizi bıraktıktan sonra bizim günah bırakmış olmamız bu o kadar önemli değildir. Önemli olan günah her yönüyle insanı e, içine aldığı bir zamanda bir insan günahın ortamında yani e, günahını bırakmıyor, o günahı bırakıyoruz. İşte Ashab-ı kehfin yaptığını yapmış oluyor. Burada bir hicret vardır, burada bir uzdet vardır efendim. Aynı şekilde, aynı şekilde. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesinde de bu uzleti, bu efendim e, hicreti görüyoruz. Biz bunu inşallah bir sonraki dersimizde e, ele alacağız. Bir diğer hadis-i şerif <laughs> Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'dan geliyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdular. Ya Ebu Sa'id, ey Ebu Sa'id, men raliye billahi rabbah, kim Rab olarak allah Teala'dan ve bil İslami dina, din, hayat tarzı olarak İslam'dan ve bir Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nebiyya, yani nebi, haberci, yani e, yönlendirici, örnek, önder, rehber olarak Muhammed Mustafa'dan razı olur, hoşnut olursa, allah Teala'nın Rab'liğini, İslam'ın din oluşunu, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kemali rıza ile beğenir, benimser, kabul ederse ve cennet. Ona cennet vaciptir. Ama bu kolay değil ha. Burada aslında bütün bir hayat yani İslami bir hayat üç cümlede özetleniyor. Nedir o? Allah Teala'nın rabliğine, İslam'ın din oluşuna, Muhammed Mustafa'nın da sallallahu aleyhi ve rehber oluşuna razı olmak, Bunun canı gönülden benimsemek. Canı gönülden seve seve kemali rıza ile efendim İslam diye bugün Müslüman İslam'ın emirlerinden, yasaklarından e, zorlanan, darlanan Müslümanlar vardır. Efendim İslam'ın hükümlerini kabulde zorlanan insanlar vardır. Yani mesela İslam e, bir Müslümana bir hakkı vermiyor. Vermiyor. Ondan kızan, küsen, o ayeti, o fetvayı veren hocaya güya görünürde kızan, gerçekte ise o ayete, o ayeti getiren dine kızan Müslümanlar var piyasada. Miras meselesinde, ortakların meselesinde, alacak verecek meselelerinde, karı kocalar, efendime söyleyeyim, ayrılma, talak, ahkamında şeriatın bir hükmü oluyor. Bakıyorsunuz ki Müslüman yani ya kabul etmiyoruz yani e, inanmıyor demiyorum ben İnanması zaten e, İslam'dan çıkar da inansa bile e, yani uygulamasını yapmıyor Veyahut da efendim darlanıyor, kızıyoruz. Efendim e, böyle insanlar gördük hayatımızın bugününe kadar böyle çok insanla karşılaştık. Evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak ona razı olan peygamberim budur, benim rehberim, benim örneğim budur diye efendim bunu kemal rıza ile kabul etmek büyük bir iştir. Yani kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan razı olsa cennet vacip olur. Fe'acibe leha Ebu Sa'id Ebu Sa'id-i Hudri bu söze tacip etti. Fekale dedi ki E'idha aleyye ya Resulallah Ya Resulallah bu sözü bir daha tekrar eder misiniz bana? Fefeale Resulullah Efendimiz hemen bir daha tekrar etti. Sümme kale sonra e, dedi ve uhra <laughs> Bir şey daha var ki Bir başka husus daha var ki "Yurfau bihel abdu mi'ete derecetin fil cenneh o e, bir e, üç, dördüncü bir şey var ki o dördüncü bir şeyle kul cennette yüz derece yükseltilir. Derecesi yükseltilir. Ma beyne külli derece ke ma beyne sema al. Her iki derece arası gökle yer arası kadardır. Böyle yüz derece cennette yükselir. Resulullah buyurdu. Kale Ebu said Hudi dedi ki ve mahya ya Resulallah. Ya Resulallah o nedir? Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki El cihadu fi sebilillah El cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmek, cehd etmek, Allah yolunda çalışmaktır. Bir başka hadis-i şerifte efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buyuruyor ki men mate ve lem yauzu ve lem yuhaddis bihi nefsah bir insan bir insan Allah yolunda gaza yani cihat savaş yapmadan Allah yolunda savaşmadan ve de ve de velem yuhaddis bihi nefsehu hadis savaşşamadı savaş ortamı olmadı içinden de bunu geçirmeden yani böyle bir e, istek, böyle bir efendim e, e, niyet içinden geçilmeden bir insan ölürse ma teala şu'betin min nifak'ın o nifaktan bir şube üzerinde ölmüş. Yani bir çeşit münafık olarak ölmüş olur. Ya Allah yolunda savaşacak bir Müslüman e savaş ortamı olmuyor veya herkes için bu olmuyorsa hiç olmazsa içinden bunu geçirecek diye İmam Müslim'in ve Ebu Davud ve Nesai'nin rivayetiyle böyle bir hadis-i şerif geliyor. Şimdi biz bugün sohbetimizi burada bitirirken son bir hadis-i şerif de okuyayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisinde buyurur. Ve malet nefsu reculin ile uzle. Birisinin nefsi uzlete meyletti. Canı uzlet istedi. Yani uzlet nedir? İşte bir köşeye, bir kenara çekilmek. ibadet için veya isyanlardan korunmak için. Feselen nebi sallallahu aleyhi ve sellem anha Resulullah Efendimize bu uzleti sordu. Fakale la tefal. Resulullah Efendimiz buyurdu yapma. Şimdi burada yani mutlak manada uzlet Yapılmamalı demek değil. Ya o gün uzletten önemlisi vardır veyahut bu kişinin uzletten daha önemli olarak yapacağı iş vardır. Mesela uzleti herkes belki yapar ama Allah yolunda cihadı herkes yapamaz. Belki bu adam savaşı çok iyi bilen bir askerdir. Belki çok iyi silah kullanan birisidir. Veya efendim biz kumandanlık yapacak birisidir bu insanın bir köşeye çekilmesi onun için uygun görülmemiştir veya başka hikmetleri de olabilir. Resulullah Efendimiz bu buyur, yapma buyuruyor. Fe inne makamu <makamahadiküm> fi sebilillah. Zira sizden birinizin Allah yolunda durması, bulunması eflalu min salatihi fi beytihi <feynlem> 70 aaman. 70 sene evinde namaz kılmasından bir kenarda, köşede ibadet etmesinden daha üstündür Allah yolunda durması. Durabilenin yani ama bir insan duramıyorsa yani e, uzletten başka yapacağı ya sağlığı yaşı itibariyle bir iş yok veyahut da şartlar itibariyle tek yapacağı şey uzlet ise o başka işte Ashab-ı Kehf'inki böyle Yusuf Aleyhisselam'ın de böyledir. Bunları göreceğiz. Devamlı Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Ela en yâfirullâhu lekum ve cenneh Allah sizi bağışlasın ve sizi cennetine soksun istemez misiniz? İsteriz ya Resulallah. Uzu fi sebilillah. O halde Allah yolunda savaşın. Men fi sebilillah Kim Allah yolunda bir devenin sağalacağı süre kadar. Bir deve ne kadar zaman sağlız? Sağımı biter bir diyelim. 15 dakika, 1 saat neyse. O kadar süre Allah yolunda savaşsa vecebetlehu <laughs> cennet. Ona cennet vacip olur çünkü cihad öyle bir ibadettir ki öyle bir efendim faaliyettir ki yani o anda ölümde gelebiliyor yani hoş ibadet anında da ölüm gelebilir ama e, cihad daha e, bu şeyin e, ihtimalin yüksek olduğu bir ortamdır e, ve bir başka hadis i şerif efendim buyuruyor ki şehitler hakkında şehitler size göre kimdir dediler ki. Allah yolunda öldürülenlerdir. Efe'nin buyurdu ki ümmetimin şehitleri o zaman az oldu. Halbuki şehitlik makamından istifade edenler daha da fazladır. Kimdir onlar diye sordular Resulullah buyurdu ki evet Allah yolunda öldürülen şehittir. Ama Allah yolunda iken ölen de şehittir. Yani Allah yolunda yaşarken ölen veya savaşa giderken trafik kazasıyla ölen, kalp krizinden ölen şehittir. Taun hastalığından ölen şehittir ki bulaşıcı bir hastalıktır. İşte bugün bu bunun benzeri yaşanıyoruz Ve bir ağır bir iç hastalığı ki e, ihtimaldir ki kanser mesela böyledir. Ondan ölen de şehittir. Ve boğularak ölen de şehittir. Başka da yanarak ölen şehittir. Efendim çöküntü altında, enkaz altında ölen şehittir. Bir de doğum yaparken ölen de şehittir buyuruyor. allah Teala bizlere bu ruhu, bu azmi ihsan eylesin ve hepimizi mücahit kullarından eylesin ve cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.